Değerli seyirciler, bugün direksiyonu Kayseri'ye çeviriyoruz. Kayseri 6000 yıllık tarihe sahip kadim şehirlerimizden birisi. Hitit, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı hakimiyetinden günümüz Cumhuriyet dönemine kadar en eski yerleşimlerden biri. Sevgili seyirciler, Kayseri ve Kayserililer neden bu kadar ticaretten anlıyor? Şimdi anlaşıldı. Adam olacak çocuğu neden ticarete verdiklerini anlatan en önemli kanıt. Ticaret Kayseri'nin genlerinde var. Anadolu'nun en büyük höyüklerinden biri olan Kayseri Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlu tüccarlarla Hititli yerliler arasındaki ticareti belgeleyen çivi yazısı tabletler bulunuyor. Bununla da kalmıyor. Yeni keşfedilen belgelere göre de Türkiye ve dünyada ilk organize sanayi Kayseri'de Ahi Evren'in kurduğu Anadolu Bacıları, diğer adıyla Bacıyan-ı Rum tarafından kurulmuştur. Bu yüzden de sanayi ve üretim tarımın çok önüne geçmiş durumda. Gün yoğun. Ekip olarak önce bir enerji depolayalım. Hürmetçi Karpuz Sekisi Köyü eski muhtarı Nurettin Kemer bizi kahvaltıda ağırlıyor. Oh, yine mükellef bir sofra bizi bekliyor. Şuradan başlayalım. Bu Sayın Bakanım tereyağımız. Manda tereyağı. Evet, manda kaymağımız Sayın Bakanım. Kayseri'nin Kemer'in ünlü manda kaymağı, öyle mi? Evet Sayın Bakanım, %100 saf ve doğal manda kaymağı. Çok saf. Balımız Erciyes bölgemizin %100 saf doğal çiçek balı. Sucuklarımız, kavurmamız %100 manda etinden, sucuğumuz manda etinden. Hiçbir katkı maddesi, sakatat vesaire yok içinde. Çiçek balı. Çiçek balı, evet Sayın Bakanım. Çiçek balını da şöyle bir alalım. Bu ne? Süt reçeli, manda sütünden reçel Sayın Bakanım. Onu hep duyarım ya. Herhangi bir katkı koruyucu bir şey yok içinde. Süt reçeli mi? Süt reçelimiz, manda sütünden süt reçelimiz Sayın Bakanım. Gözlememiz, kendi manda peynirimizden içine peynir koyuyoruz. Çok güzel. Maydanoz vesaire. Manda peyniri efendim, çörek otlu manda peynirimiz. Tamam. Manda inek karışımı kaşar peynirimiz. Bu da kaşar. Evet. Şu peynirimiz de beyaz peynir, manda peyniri. Mandanımızın ürünleri beyaz olur. Vallahi siz bir marka olmuşsunuz artık burada bence. Evet, evet. Gördüğüm kadarıyla kendi aranızda bir böyle bir birlik oluşturmuşsunuz, evet, değil mi? Evet, evet. Kayseri Damızlık Manda Birliği oluşturdum. Kayseri Damızlık Manda Birliği. Manda Yetiştiricileri Birliği. Aşağı yukarı 650 tane üyemiz var Sayın Bakanım. Çok güzel. Birliğimize üye. Manda stoğu olarak ne kadarlık bir stoğunuz var? Sayın Bakanım, herkesin bir mandası var. En azından 5-10 mandası var herkese. Manda. Evet, evet Sayın Bakanım. Ben buraya gelirken yolda motorla baktım. Son derece güzel manzarası var. Gölü var, sazlıkları var. Sulak alanımız. Böyle bir sulak alanda da mandaların olması güzel. Manzara güzel, mandalar güzel. Teşekkür ederim. Ürünler şahane. Biz de benim şehrim Kayseri, benim şehrim teşekkür Kemer, ederim. Benim şehrim teşekkür buradaki ederim. Şu güzel yerler. Allah razı olsun. Evet. Eski Türk töresine göre Selçuklu'da da Osmanlı'da da bir şehre girildiğinde önce şehrin ulemaları ziyaret edilirmiş. Biz de Sultanül Ulema Bahaeddin Veled'in öğrencisi, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri'ni ziyaret ettik. Seyyid Burhanettin Hazretleri 1172 Tırmiz doğumludur. Tırmiz aslında Latince kökenlidir. Termostan gelir, sıcak yer anlamına gelir. Kaplıcaların, evet, termal suların olduğu yer. 1200'lü yılların başında kendisi Bahaeddin Veled yanına gider ve onun tarikatına mürit olur. Burhanettin Hazretleri o dönemde Bahaeddin Veled tarafından lal olarak oğlu Mevlana'nın eğitimleri vermesi üzere görevlendirilir. Selçuklu
Osmanlı Türk tarihi için çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Çünkü bir yerde bize bütün manevi değerleri katan çok önemli bir insan olan Mevlana'nın hocası, tamamıyla ondan öğretilerini almış olan bir ismin huzurundayız. Kayseri Valimiz Sayın Şeyh Muz Günaydın'ı ziyaret ediyoruz. Değerli Valim, sizi burada görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Kayseri güzel bir şehir. Evet. Sizlerin sayesinde çok daha güzel bir hale geliyor. Evet, öncelikle ben de size ve ekibinize hoş geldiniz diyorum Sayın Bakanım. Programı bir kere izleme imkanım olmuştu benim de. Güzel. Çok güzel bir program. Öncelikle sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Ülkemizin güzelliklerini ekranlara getiriyorsunuz. Bakıyorum böyle yani doğa turizmi, sağlık turizmi, kültür, tarih hepsi beraber ticareti de çok iyi bilen bir şehir. Bugün dünyada ülkelere makine satmak çok zor bir iş ama Kayseri'mizde dünyanın yaklaşık 150 ülkesine makine ihracatı yapan firmamız var. Harika. Mobilya anlamında tabii çok güçlü firmalarımız var. Evet. Dünyanın birçok ülkesine mobilya ihracatı yapılıyor. Yine seramik anlamındaki firmalarımız dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Ve bu yoğun yaşadığımız pandemi döneminde Kayseri olarak ihracatımızı artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok çok mutlu olduk bunları duymaktan. Yapacak çok işimiz var. Evet. Onun için biz müsaade isteyelim. Çok teşekkür ederiz. Sizle başladık. Koşturarak devam edelim. Sağ olun. İnşallah kolay gelsin. İnşallah hayırlı bir çalışma olur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkılıç bizi karşılıyor. Hoş bulduk başkanım. Şeref verdiniz. O şeref bize ait. Sağ olun. Sizleri Kayseri'mizde görmekten tabii ki keyif alıyoruz. Avusturya'ya olan bir birlikte seyahatimiz söz konusu. Oradaki milli ve yerli duruşumuzu çok iyi hatırlıyoruz. Ursula'ya gereken dersi vermiştiniz. Evet. Deri ceketi bizden almıştı yani. Tabii Kayseri'miz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, 6000 yıllık ticari geçmiş olan bir bakıma ticaretin de genlerimize işlediği bir şehir. Yani asfata deriz, niye arıyor, niye satıyor deriz. Mutlaka bir şey alıp satılacak yani. Mutlaka pazarlık yaparız. Bu değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın getirisiyle de her alanda bir zenginlik oluşmuş. Kültürel anlamda, gastronomi anlamında, turizm anlamında. Kayseri'miz akarlı evliler, akarlı lema var. Yani veliler ve alimler yurdu, şehri olarak. 4 tane üniversitemiz var. 75 bin civarında öğrencimiz var. Son süreçte tıp fakültesi ve hukuk fakültesi 2 tane daha eklendi Kayseri'mize. Sayın Cumhurbaşkanımıza her zamanki yaklaşımından bizlere sahip çıkmadığımızda dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri'mize gelince 1,5 milyon nüfusuyla, örneğin şöyle Cumhuriyet Meydanı'nda etrafınıza bir baktığınızda Roma-Bizans döneminden başlarsınız. Selçuklu dönemini görürsünüz, Osmanlı dönemini görürsünüz, Cumhuriyet dönemini görürsünüz. Birazdan hepsine bakacağız. Bakacaksınız, evet. Yani şöyle gözlemlersiniz. Hakikaten medeniyetler şehri Kayseri, hoşgörünün merkezi Kayseri, güvenli şehir Kayseri. Rahatlıkla bu ifadeleri ben kullanacağınıza inanıyorum. Kültepe Kaniş Karun Ticaret Merkezi olarak bilinen İpek Yolu üzerindeki kazı merkezlerimiz var. Mimar Sinan'ın şehri Kayseri. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin Kayseri. Selçuklu, Bunat Hatun ve tabii ki onun külliyesi, bunun yanında Gevhenesi ve Sultan ki dünyadaki ilk tıp fakültesi. Her zaman milli duruşuyla Kayseri gönüllerde yer etmiş ama son süreçte de Kapadokya'yla birlikte, Elçesi'yle birlikte, tarihi dokusuyla birlikte
Meydan sizin diyoruz efendim. Evet, yani. Sağ olun başkanım. Ama en önemlisi gastronomi ha. Tamam. Yemek, içme kültürü. Onu bir kere göstereceğiz. Göstereceğiz ve tatmadan da, ve tattıklarımızı da anlatmadan da... tamam. İyi diyordur, hakları yemek. Kalite kontrol bizim işimiz başkanım. Evet. Ya hakikaten buradaki gastronomi kısmı, kültür, sanat, tarih tabii. Binlerce yıllık sizin de söylediğiniz gibi hepsini yerinde görmeye çalışacağız. Hava şartları müsait olursa da yukarıda bir Erciyes'te kayak da yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Yolumuz uzun. Bir şeyler yapacağız şimdi. Program ne yaptılar bilmiyorum. İyi bir hazırlık yaptılar. Her tarafa yetişmemiz lazım Kayseri'de. Nasıl becereceğiz ben de bilmiyorum. Siz enerjiksiniz, yetişirsiniz. İnşallah. Kayseri sizin istediğiniz yerde her zaman misafir ederiz. Her bölgesinde rahatlıkla gezersiniz. Ama her yer ayrı bir güzel. Doğru. Yöresel ürünlerimiz var. Dünyamızın halısı, daha önce battaniyesi de vardı. Kapatıldı bu ayrı konu da. Yahyalımızın yine halısı, sarızımızın kilimleri vesaire derken örneğin bunlardan birisi el dokuması, olgusu ve geçkisi yün denir ya. Çok güzel. Değil yani. Yün. Yün. Sadakat şeyidir. Sıcak tutar, serin tutar. Çok güzel. Şöyle el emeği, göz nuru. Bizim öğrencilerimiz bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Destek edilme konusunda öğrencileri kendileri üretiyorlar. Çok güzel. Bunu da tanıtmaya da özen gösteriyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Dünyanın en önemli mimarlarından Mimar Sinan'ın doğduğu eve geldik. Yerimiz şu anda Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Ağırnaz köyü mahallesi. Evet, şimdi artık mahalle oldu. Evet, evet, mahalleyiz. Şimdi beraberce izleyelim. Buyurun. Sinan burada doğdu, büyüdü. Sinan, gençliği burada geçti. Sinan'ın gençliği burada geçti. Sinan buradası, dedesi ve babası tarihte. Mimarımızın bu kemer hep yaptığı köprülerde olsun, diğer bütün yapılarda olsun, kemer bütün buradan geliyor ya. Bu kemeri tabii, tabii. Çok iyi bir şekilde görmüş. Ağırnaz'da has ve özgü bir yapıdır. Evet. Hatta Mostar Köprüsü dünyanın en büyük tek tonozlu köprüsü diye geçesinden öğrencisiyle 1565 evet. Yapımlıdır. Burası mutfak bölümü, tam rafları, ocağı, tavan şeklini görüyorsunuz, kırlangıç tavan diyoruz. Harem odası, selamlık, şurada da güzel bir niş var. Tabii, çok güzel. Yani ışık alıyor ama ısı konusunda ısı kaybı yok. Oturmalar var. Burası baş köşe. Sayın Bakanım şöyle bir otursam şuraya. Nereye? Şuradan dışarıya görecek şöyle bir şey. Bak, şuraya oradan mı oturuyorsun? Burası baş köşe. Koltuk taşı diye geçer. Şöyle hafiften sağ tarafından bakarsanız. Kim geldi, kim gitti görüyorum. Onu da çift tarafta olur. Çift tokmak olur. Neredeyiz biz? Selçuklu Garden Müzesi'nde. Müzenin kuruluş çalışmalarının başında yaklaşık 500 parçalık Bizans, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu uygarlıklarına ve beylikler dönemine ait bir özel koleksiyon Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak müzenin kalıcı envanteri oluşturulmuştur. Günlük yaşamda kullanılan kandiller, tabaklar, figürünler. Bu Orta Asya'daki figürlerin aynısı yani. Evet. Gevher Nesibe'nin zamanında yapılan bu yapı. Gevher Nesibe 2. Kılıç Arslan'ın evet, sayın bakanım. Kızı değil mi? Evet. 2. Kılıç Arslan'ın kızı ve Kılıç Arslan'ın 11 evladından tek kız olan. Bunun yanında çok önemli bir hikaye var. Evet. Saray baş sipahisine gönül vermiş Gevher Nesibe. Hmm. Bunu dönemin Sultanı Gıyasettin Keyüsev öğreniyor ve sipahi yanına çağırtıyor. Diyor ki sana kardeşimi bir şartla veririm. Seni bir savaşa göndereceğim muzaffer olman şartıyla diyor. Tabii savaşa gidiyor, sipahi ve ağır yaralı bir şekilde geliyor. Hmm. Bunu Gevher Nesibe Sultan görüyor. Sevdiğinin kollarına can verdiği söylenir. Ve ince hastalık olan verime yakalanıyor. Veren, değil mi? Doğru. Ölüm döşeğindeyken dönemin Sultanı Gıyasettin ağabeyi yanına geliyor, çok pişman. Diyor ki, kardeşim yaptığımdan çok pişmanım. Son isteğin nedir benden diyor. O da diyor ki, ağabey hem gönül yarasına
hem de kılıç yarasına şifa aranmak üzerine adıma bir şifane yaptır diyor. Evet. Ondan sonra bu şifane yaptırılıyor. Evet. 1205 yılında. Burada müzik sesi, kuş sesi ve su sesi var. Tedavide kullanılıyor. 1600'lü yıllarda İngiltere'de akıl hastaları işlerini cin kaçtığı gerekçesiyle öldürülürken biz ondan 300 sene önce burada akıl hastalarına tedavi aramışız. Üçüncü yüzyılda Roma döneminde yapılan ve 6. yüzyılda Bizans döneminde daraltılan Kayseri Kalesi ve surlar, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle tekrar yapılmıştır. Elinize, dilinize sağlık. Nefesinize sağlık. Karşılama için bu son derece görkemli mekanda bizi çok mutlu ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. 1, 2, 3. Benim şehrim Kayseri. Bu kale iç kale olarak geçiyor. İlk yapılma tarihi 238. Yani Roma dönemi yapısı. Ama daha sonra Bizanslar kullanmış. Sonra Danişmentler, sonra Selçuklular, Eretnalılar, Karamanoğullar, Osmanlılar hepsi kullanmışlar bu kaleyi. Biraz yorulduk ama değdi. Yaklaşık 2000 senelik bir kalenin üstündeyiz değil mi? Belki daha fazla. Evet sayın bakalım. Kayseri tarihi yazılı tarihle başlıyor. Daha öncesi de var. 6000'lik bir tarihimiz var ama M.Ö. 2000'den bahsediyorum sayın bakalım. Ve 2000'de yine Kayseri ticaret kenti. Bakıyorsunuz Anadolu Selçuk döneminde Yabonlu pazarı yine ticaret. Yani şunu anlayabilirsiniz. Günümüzde de Kayseri deyince ticaret akla geliyor. Burada kim yaşadıysa aslında ticaretle meşgul olmuştu. Tabii o günlerden günümüze aktarılan bir değer var. Asurca. Ticaret tabletidir. Bunun içinde kadın tüccarları da görüyoruz biz. Onların birbirleriyle yapmış olduğu anlaşmalardır. Bunlar senetlerdir. İçerisinde ticaret var. İçerisinde anayasa var. İçerisinde hukuk var. İçerisinde günlük yaşam var. Her şey var. 23.500 tablet bulundu buradan ve Anadolu tarihi döneme bu Kaniçkarum, Kayseri'deki Kaniçkarum'da başladı. Şimdi anlaşıldı bu Kayserilerin ticari zekası nereden geliyor? 4000 sene önce ne yapmış? Bak bir şirketin oluşturulması ve ortakların anlaşması. Evet. Bu kadar altın tutarında şuradan, bu kadar altın tutarında şuradan alacaklar, şahitlerin huzurunda şunu evet, yapacaklar evet, falan filan. Bunu... Kendi imzalarında mühürler efendim. Yani üstündeki müthiş belgeli. Evet. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Ticaretin ne kadar köklü olduğunu Kayseri'de ve Kayserili iş adamlarının nasıl bu kadar başarılı olduğunu dünyada da Türkiye'de de öğrenmiş olduk. Gerek kale, gerek kale içi son derece etkileyiciydi. Şimdi ne yapıyoruz? Sayın bakalım, buradan çıkacağız ve Hunat Külliyesi'ne gideceğiz. Burası bir külliye. Mahber Hunat, Alanya Tekfur'un kızı. Alaaddin Keykubat 1221 yılında tahta çıktığında ilk olarak Alanya Kalesi'ni kuşatmış. Tekfur, Kirvart, kendi canının bağışlanması kaydıyla güzel kızı Destina'yı Alaaddin Keykubat'a veriyor. Tabi Alaaddin Keykubat kızı görüyor. Görür görmez Mahperi diyor. Ay perisi anlamına gelir. Zaten burası da Mahperi Hunat Külliyesi'dir. Hunat Farsça'da hatun demektir. Alaaddin Keykubat eşinin Müslüman olduğunu görmemiş. Ve kendi vefat ettikten sonra Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan hemen sonra diyor ki ben büyük bir cami, medrese yaptıracağım. Ve yine 800 yıllık bir eser tabi. Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'de önde gelen sanatçılarımıza burada birer oda vererek onların sanatlarını icra etmesini ve halkla buluşmasını sağlıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Ne var ne yok? Hoş bulduk. O biraz yoğunlaştırılmış su dediğimiz adına kitre diyoruz zaten özel olarak. Şimdi bakalım şöyle tutuyoruz. Elimizi şöyle çeviriyoruz. Öbür elimizi sabitliyoruz. Şöyle tık 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 tık. Ritimi şöyle. Tık 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 tık. Biraz daha sert vuralım. Ha şimdi bu damlalar geldi ya bakın. Bunu her yere eşit dağıtmaya çalışacağız.
her yere eşit dağıtmaya çalışacağız. Orayı şu bizi çeken arkadaşlara doğru süskürtsem daha iyi değil mi? İyi olmaz. İntikamımızı alırız. Neyse çıkar da yeter. Yeter. Şimdi güzel bir klasik lale yapalım. Ortalama 2 yıl gibi çalışarak ancak bu hale getirilebilir. Bugün başlayalım. Bugün bir saat. Öyle mi? Çok güzel. Şimdi bakalım sizin teninizden mi yağ alacağız, buraya koyacağız. Şöyle bir dokunalım. Bu da işin enteresanı. Evet. İstersen Covid testi de yap. O da olabilir. Tutalım beraberce. Bakın şimdi bu sizden bir parça. Gördünüz mü orada beyazlığı? Bir daha tutalım bakalım. Oraya güzel bir hilal yapacağız şimdi, gördünüz mü bak? Ama bu ciddi bir mühendislik istiyor ya. Evet, yani bir bu... altyapıyı ilk önce hazırlıyorsun, aynen, ondan sonra üstü. Çalışmamızı bitirdik, kağıt atacağız. Şöyle bir enerjiniz geçsin buraya, bir dokunun. O açıda çekeceğiz, evet. Hızlı mı çekeyim, yavaş yavaş? Normal, o hız çok iyi. Çok güzel, evet, harika. Kaldırın. Ben tutayım, şöyle dönüştürelim. Bence göstermeyeyim bunu size. Ondan sonra hep bunu yaptırırsınız bana. İnşallah seversiniz, evet. Nefis oldu. Gördünüz mü? Evet. Hakikaten. Ama ya, bu sizin maharetiniz. Ben de elimden geldiği kadar enerji beraber katkı sunmaya çalıştım. Evet. Güzel oldu. Kurusun. Ben de onu evin en güzel yerine asayım. Çok İnşallah. Teşekkür ben ederim. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ya o ne? Bana benzeyen bir şey var. Oo, aynı. çok güzel. Çok güzel olmuş. Hep merak ederim. Bu normal bir saz mı bu? Özel bir kamış mı getiriliyor? Bu özel bir kamış. Her kamış olmuyor. 9 boğum olması gerekiyor. 7 boğum olmaz, 6 boğum olmaz, 10 boğum olmaz, 9 boğum olması gerekiyor. Kolay zannediyorsunuz ama bu çok zor bir şey. Sıcak nefes lazım. Burada neyzenlerle oturup konuşunca ruhtan dolayı içimize sıcak nefes geldi. Biz de üfledik. Çok güzel bir enstrüman. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel, böyle evet, çok zarif bir hediyeyi bana verdiğiniz için. Değerli izleyiciler, bu kültür merkezinde şimdi de bir tesip atölyesindeyiz. İki hanımefendi, neler yapıyorsunuz? Ne figürleri işliyorsunuz? Çini minyatür şu anda çalışmamız. Fırınlanacak bunlar. 900 derecenin üzerinde. Bu ayrılık çeşmesi. Mustafa Çorpan'ın bir çalışmasından bir kesit. Aslında. Evet. İstanbul'dan uğurlanan, yolcu edilen, sefere çıkıldığı zaman bir çeşmenin önünde uğurlanılmış. Şimdi oldu. Evet. Burada dualarla gönderiliyor. Bu taraf İstanbul, bu taraf Doğu. Çok güzel. Siz bu tarihi kültürü bizden sonrakilere de yansıttığınız için çok önemli bir görev burada yapıyorsunuz. Başarılar diliyorum size. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi de ihracatımızda, özellikle modüler mobilya ihracatında büyük oyuncularımızdan birini ziyarete gidiyorum. Bu taraf depomuz, bu taraf imalatımız. Evet. Kaç metrekare kapalı alan var? Bu da modüler mobilyada 32 bin metrekare kapalı alanımız var. 100 bin metrede açık alanımız var. Oturma grubu ve sünger imalatımız diğer fabrikalarda 3 yerde var. Bunların hepsi ihracat. Amerika'ya gidiyor bunlar. Amerika'ya mı? Tabii, mutfak bunlar.
Çin'e uyguladıkları ambargo bize yaradı. Bu makinamız Doppel, Hamsuntay'ı tekrardan kalibre ederiz. Daha kaliteli yüzeye çıkması için. Sol taraftaki makine hattımız laminasyon hattı. Hamsuntay'ı biz burada Doppel'den gelmiş olan suntayı burada kaplıyoruz, suntalem haline getiriyoruz. Ondan sonra işlenmek üzere diğer delik makinelerine ve kenar mantlarına yönlendiriyoruz. İşçi sadakatımız uzun vadelidir. Sık kaç işçi değiştirmeyiz. Bizim şu anda Sayın Bakanım 900 kişiyle çalışıyoruz. Şu anda dünyaya proje yapıyoruz. Otel projeleri yapıyoruz. Bu otomasyon hattı, bu kenar bandı. Bir ürün girdiği zaman tekrar geri dönmez. Yani buradan girdiği zaman ürün bitmiş olaraktan dört tarafı bantlanır, delik makinelerine doğru tevcih olur. Burada bütün o parçalar muamele gördükten sonra buraya gelir, şu dergahlarda kontrole girer Sayın Bakanım. Yani finişi U şeklinde böyle imalatımız. Sayın Bakanım, bizde bir kalite standardı var. Rastgele ham maddeyi asla ve asla üretimimize sokmayız. Bunlar bütün o muameleden sonra tekrardan bütün arkadaşlarının ellerinden tek tek kalite kontrolünden geçer. Bizde satış sonrası hizmet aynı bir namus gibidir. Katar'a biz bu mutfakları aşağı yukarı 1000 takımlık yapıyoruz. Bunu Çin'den alıyorlardı. Bu alüminyumu sağ olsun Türkiye'de bir arkadaşımız üretti, ince özel bir alüminyum. Şu anda Çin'e bir şey Katar'a biz bunu mutfak olarak ihracat yapıyoruz. Harika. İşte görmek istediğimiz bu. Zaten camı nereden alıyorsun? Cam Türkiye'den bizim kendi arkadaşlarımız yapıyor burada. Çok güzel. Yerli ve milliyi sonuna kadar kullanıyoruz yani. Evet. Gerçekten şöyle söyleyeyim Sayın Bakanım. Ülkemiz marka olursa bizim mal satışımız dünyaya daha kolay olur. Türk malı da inşallah mobilya olaraktan şu anda teveccüh görüyor dünya genelinde. Kalitemizden, hizmetimizden memnunlar. Ben o Türk quality'yi koyana kadar sizlerin kadar çok emeği var. Allah razı olsun. Firmalar öğrendi artık. Kaliteyi gerçekten iyi bir noktaya getiriyorlar. Bizim 20 milyon dolar Sayın Bakanım ihracatımız var burada. 20 milyon dolar çok iyi maşallah. Bu sene inşallah hedefimiz 30 milyon dolar. Burada tertemiz gördüğünüz gibi bunlar yatak odası oluyor, yemek odası oluyor, paket halinde. Gerçekten. Peki sana bir soru soracağım. Buyurun. Burada robot kullanıyor musun? Burada robot kullanmıyoruz. Burada ne zaman kullanacağız? Burada bu işi çok güzel bir şekilde tak en üstten en alta kadar indirip ihracata hazırlayan robotlar var. Bu işin sonu tabii çok daha yüksek raflarda, çok daha hızlı bir şekilde satışın sağlanabileceği artık yapay zekalı robotlar. Onlarla gidiyor. Daha güzel gelişmeler. Gel biz bozmayalım. Gel. İhracat hiçbir şekilde engellenemez. Gelin bakayım. Daha güzel bir gelişmelerimiz var. Büyük firmalar bir araya geldik. İhracat firması kuruyoruz. Belki haberiniz var. 12 firmanın yaklaşık 250 milyon dolar ihracatı var. Biz bunu inşallah en yakın zamanda 1 milyar dolara çıkaracağız. Hadi bakalım. Mehmet Başkanım, gerçekten gurur duydum. 40'tan fazla ülkeye ihracat, 1000 kişilik neredeyse bir çalışma gücüyle bunları yapıyorsunuz. Ve ürettiğiniz ürünlerin kalitesi de son derece güzel. Gerçekten gurur kaynağımız oldunuz. Çok teşekkür ediyorum bütün size ve çalışanlarınıza. Sayın Bakanım ben teşekkür ederim. Bugünün anısına size ufak bir hediyemiz olacak. Sayın Bakanım zamanında çok bize yol gösterdi sağ olsun. Bugün de kendi ektiği tohumları gördü. Biz ayrıca kıvanç duyduk yani. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gurur duydum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bütün çalışanlarınızla. İnşallah. İnşallah. Bereketiniz daha da artsın inşallah. Amin. Amin. Milli mücadelemizi her fırsatta anlatmamız lazım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucuları ve vatanımız uğruna canlarını veren şehit ve gazilerimize bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Taş Mektep yapmış. Evet, Taş Mektep. Alt kısmı 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmış. 1903 yılında. Üst katı da Osmanlı'nın sondan 2. padişahı 5. Mehmet Yaşat döneminde yaptırılmış. Biz burayı yine dönemiyle alakalı olduğu için Milli Mücadele Müzesi ismiyle teşhir ettik.
Milli Mücadele Müzesi yaptınız. Evet. Çok güzel olmuş. Çok önemli olaylara şahitlik etti bu okul Sayın Bakanım. Ha. Şimdi burada son sınıf talebelerin tamamı Sakarya Harbi'ne gidip şehit düştüğünde okul mezun verememişti. 1914'te. Bu lisenin, evet, okulun tamamı şehit oldu değil mi? 1921 yılında. Evet. Hiç mezun veremedi. Onlar anısına biz sembolik diplomalar yaptırdık. Çünkü diplomalarını alamamışlar. Şunlar o sembolik diplomalar. Evet. 1921 yani yılında. Yani 21'in, 1921'in burada okuyan çocukların hepsi Çanakkale'de şehit düştü. Mezuniyet defterine son sınıf talebelerin tamamı. Alamadıkları diplomaları siz burada gösteriyorsunuz. Evet. Sakarya Harbi'ne gidip şehit düştüğünde okul mezun verememiştir ibaresi yazıldı, evet, mezuniyet defterine. Sayın Bakanım, üst kısma bakarsanız tüm şehitler anısına yaptırmış olduğumuz künyeler. Bence son derece anlamlı. Etkilenmemek mümkün değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı set önü. Evet, konservatuara giriyoruz. Kemal Bilgin, ünlü sanatçımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konservatuarın içerisinde sizin gibi hem bir hoca hem de ünlü bir sanatçıyla bir arada olduk. Hoş geldiniz. Namık Kemal Bilgin çok değerli bir sanatçımız, değerli izleyiciler. Bize Kayseri'nin içerisinde olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Güzel türküyle, Gesi Bağları. Burada toplam kaç öğrenci yetiştiriyorsunuz? 5000 civarında öğrenciye eğitim veriyoruz. Aynı zamanda 5-6 tane de büyük korolarımız var. Bizim burada Kayseri'de her ay 2 tane koro konseri olur. Kayseri o yönden şanslı bir ilimiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim yolumuz verdiniz. Daha uzun. Devam edeceğiz. Benim şehrim Kayseri. Çok teşekkürler işte bak. Bak işte esas Anadolu Kaplanları burada. Evet. Anadolu Kaplanlarından bir plaket aldım. Çok mutlu oldum. Çok şehrimize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi ağırlamaktan onur duydum. Sağ olun. Hepinizin tekerine taş değmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'de de motorcularla beraber olmak başka bir keyif. Birlikte Erciyes'e çıkacağız. Sevgili seyirciler, bir başka kayak merkezine doğru motorla ilerliyoruz. Memleketimizin her bölgesinde kayak merkezlerimiz var. Kış sporları konusunda nitelikli müdahalelerle mutlaka olimpiyat sporcusu yetiştirmemiz lazım. Bu kadar yorgunluktan sonra yemeği hak ettik. Oğuz Bey, burada Kayseri sofrası mı? Neler yaptınız? Evet Sayın Bakanım, burada tamamen Kayseri özel yöresel yemeklerimiz var. Yani benim de bu programın en sevdiğim tarafı bu. Özel yöresel yemekler. O zaman... Yani elini kol kaka alıştırma, gel aç diyorsun. Yok madem, sıcak, aç. Merak sıcak, etme. Sıcak olduğu arkadaşlara için biraz, da kalır bir şeyler bizden yani. Şimdi tamam mı dursun? Of be, bu görüntü şahane. Odun ateşinde pişen fırın tamam. Ağzımız, pirzola fırın var ağzım. İçerisinde. Evet tamam. Sayın Bakanım. Tamam. Pirzola teşekkür ederim. İzleyicilerin izniyle. Çok sağ. Afiyet olsun. Burada yok yok. Mantı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılıyor. Bu Kayseri mantısının özelliği ne? Sayın Bakanım, bunun özelliği küçük yapılması. Diğer illerde bildiğiniz gibi mantılar büyüktür. Bu kadar ebatı küçük olmaz. Hı hı. Burada hatta meşhur bir lafımız vardır. Bir kaşığa 40 tane sığar. Çok güzel ama. Fırın ağzıydı değil mi bu? Evet Sayın Bakanım. Diğer illerde neler var içinde? Pehli diye de geçer. Bu önemli olan kuyruk yağıyla yapılması. İçerisindeki sarımsak, domates, biber. Başka bir şey girmez zaten buna sebze anlamında. Bakayım şöyle. Şimdi bir tane de şuradan dolma alayım. Yaprak sarma. Yaprak sarma. Çok güzel. Yani Kayseri'ye gelip de Kayseri pastırması yemeden gidemeyiz. Çok sağ. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş.
Bir daha söyler misiniz bunun ismini? Bizim izleyicilerimize de söyleyelim. Girebolu suyu bu. Girebolu. Evet. Bu da yani Kasım ayında toplanır bunlar. Kızılcığa benzeyen bir şey benzer, bu. Benzer, doğrudur Sayın Bakan. Yani çok benziyor. Evet. Tatlı değil ama böbrek taşlarını tabii, düşürüyor tabii, bu. Tabii Sayın Bakan, en büyük şeysi sindirim ve böbrek taşı. Özellikle burada yemekten sonra içerler bunu üzerine. Şunun ismi neydi? Pöç. Pöçten de bir parça alalım. Evet. Çok lezzetli. Pöçten öpüz. Peki şu ne? Yağlama. Yağlama. Kayseri'nin en meşhur yemeklerinden bir tanesidir. Tamam. O da normal. Lahmacunla benzer ama farklı. Aynen farklıdır. Evet. Çok güzel. Afiyet olsun. Şu tatlının ismi neydi? Nevzine. Nevzine. Evet sayın. Pekmezle mi yapılıyor bu? Pekmezle yapılıyor. Şerbeti pekmezle veriliyor. Hı. İçerisinde tahin, ceviz. Unu kavrularak yapılır bunun. Özelliği odur. Yukarısı serin. 3400 metreden kayak yapmak kolay değil. Biraz beslenmem lazım. Tamam sayın. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlara da, arkanızdaki ekibe de. Sofralarınız bereketli olsun. Sevgili seyirciler, Kayseri'de yapacak çok şey var. Gerek kültür, gerek sanat, gerek tarih ve spor etkinlikleri. Bütün gün yorgunluktan sonra Kayseri'de Erciyes'in tepesine geldik. Birazdan zirveden kayışımızı yapacağız. Sizlerle beraber bu güzelliği yaşayacağız. Sizleri bütün ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber buralara bekleyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Erciyes'in uluslararası kayak merkezinde biz de kayağımızı yaptık. Çok keyifliydi arkadaşlarla beraber. Harika bir zirve, çok güzel bir dağ ve görüyorsunuz içeride her şey var. Sanat var, tarih var, kültür var ve spor var. Görüşmek üzere.